Bugün Boğaziçi buluşmalarımızın bir diğerini yapıyoruz ama çok mutluyum ki çok sevdiğim iki dostum buradalar ve sizinle sohbet edecekler. Sevgili Doğan Özcan ve gerçekten çok mutluyum. Sizi edebiyatla baş başa bırakacağız bugün. Ben şimdi sözü bütün bu işi düzenlemesini de yapan meslektaşım Ayşe'ye bırakıyorum. O size biraz bilgi verecek. Daha sonra da hep birlikte bu iki değerli çalışmacıyı izleyeceğiz. Hoş geldiniz. Değerli misafirlerimiz hoş geldiniz. Bugün Boğaziçi buluşmaları başlıklı konferans serimizin 7.sini gerçekleştiriyoruz. İstanbul'un prehistoryadan bugüne yaşadığı değişimi konuştuğumuz ilk buluşmadan bu yana konuşmacılarımız Boğaz'ın eski zamanlardaki unutulmaz mehtap alemlerini, Boğaziçi'nin camilerini, gayrimüslim ibadet yapılarını, Boğaziçi fotoğraflarını, Boğaziçi'nde klasik Türk müziğini anlattılar. Bugün değerli konuşmacılarımız Doğan Hızlan ve Selim İleri Boğaziçi'nde edebiyat üzerine bir sohbet gerçekleştirecekler. Doğan Hızlan 1937'de İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okudu. 1963'te düzeltmen olarak girdiği Cumhuriyet ve Yeni Gazete'nin sanat sayfalarını yönetti. Altın Kitaplar Yayın Evi'nde çalıştı. Yeni Edebiyat Dergisi'nin kurucusu ve yazı işleri müdürü oldu. 1980'den beri yayınlanmakta olan Gösteri Dergisi'nin genel yayın yönetmenliğini halen sürdürmekte ve halen Hürriyet Gazetesi'nde yayın danışmanı ve köşe yazarıdır. Hızlan 1972'de TRT'de başladığı programcılığa devam ediyor. 2010 yılından bu yana TRT'de Açık Şehir isimli kültür sanat programında yer alıyor. Doğan Hızlan 2006 yılında 25. Uluslararası TÜYAP Kitap Fuarı'nın onur yazarı seçildi. 2011 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü de eleştiri dalında Doğan Hızlan'a verildi. Selim İleri 1949'da İstanbul'da doğdu. 19 yaşında Cumartesi Yalnızlığı isimli ilk öykü kitabı yayınlandı. 1976'da Dostlukların Son Günü'yle Sait Faik Hikaye Armağanı'nı, 1977'de Her Gece Bodrum'la Türk Dil Kurumu Roman Ödülünü aldı. Yaşarken ve Ölürken Milliyet Sanat Dergisi'nce yılın kitabı seçildi. Kırık Bir Aşk Hikayesi adlı senaryosu sinema yazarlarınca 1982-83 mevsiminin en iyi senaryosu ödülüne layık görüldü. Mavi Kanatlarında Yalnız Benim Olsaydın, Türkiye Yazarlar Birliği Roman Ödülünü aldı 1991'de. Alasmarladık Cumhuriyet adlı oyunu 1997'de hem Afife Jale hem de Avni Dilligil ödüllerini aldı. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti İleri'ye 1999'da televizyon alanında Kültür Sanat Ödülü verdi. Radyo çalışmaları dolayısıyla aynı yıl Diyalog Medya Ödülünü aldı. 2001'de Bu Yaz Ayrılığın İlk Yazı Olacak yayınlandı ve 2002 Orhan Kemal Roman Armağanı ile ödüllendirildi. Selim İleri ayrıca 2003 yılında Uzak Hep Uzak adlı deneme kitabıyla Sedat Simavi Edebiyat Ödülünü, 2005'te İstanbul'un Sandık Odası adlı kitabıyla da Türkiye Yazarlar Birliği'nin Hatıra Gizli alanındaki ödülünü, 2012'de Aydın Doğan Ödülünü ve Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülünü, Aralık 2013'te TÜRSAK Vakfı Türk Sinemasına Hizmet Onur Ödülünü aldı. Şimdi sizleri daha fazla bekletmeden sözü değerli konuşmacılarımıza bırakınız. Sütüşün söz büyüğün derler. Ben tabii sözü alacağım önce. Bir kısa gecikme içinde özür diliyorum. Aslında tabii gelirken Nazan Öçer'e dedim ki bunu burada yapmamak lazım. Çünkü okuduğumuzda bütün sefaların sürüldüğü, bütün güzelliklerin simgesi ve mekanı olarak Göksu gösteriliyor. Belki bir gün burada toplanıp Göksu'ya bir alime ağab için gidebiliriz. Efendim, Boğaz'da baktığımızda şunu görmekteyiz. Boğaz'da yaşayanlar, Boğaz'ı yazanlar var. Ama bir de Boğaz'da yaşamayıp, yalı sefası sürmeyip, doğrudan edebiyatta onu yazanlar var. Şimdi, yalılar için söz konusu edildiğinde hep şunu söylüyorlar incelemeciler. Yalı yazın gidilen yer. Çünkü o günün koşullarında herhalde insan buz keser orada. Herkes konaklarda, köşklerde yaşıyor. Sonra yazları da oraya gidiyor. Onun için birçok romanlarda Selim'in daha iyi bildiği gibi birdenbire yalılarda, konaklarda başlayan aşkların bir arada şunu yapar. Şimdi Ruşen Eşref Günaydın'ın Boğaziçi yakından kitabının
1938'de çıkmışım. Boğaziçi'ni bir görünce bile ona vurgun düşünmek acaba mümkün mü? Ben ki onu eskiden beridir özlerim, bir gün ona daha çok yaklaşmıştım. Gitgide öyle bağlandım ki diyor. Boğaz'ı bir gören aşık oluyor tabii. Ama yeni kuşakta Selim her kuşağın okuduğu ve her kuşağa hitap eden bir yazar olduğu için Boğaz'da da vardır. Tabii Boğaz deyince de herkesin ilgilendiği yalılar. Yine Ruşen Eşref Günaydın diyor ki Boğaziçi'nin en kendine mahsus güzelliklerinden biri yalılar. Kimi taştan, kimi tahtadan, kimi taze renkli, kimi yorgun yüzlü, binbir biçimli yalılar. Bunlar iki kıyı boyunca kah denizin tavşindeler, kah kendi rıhtımlarının kenarındalar ve kah dar bir caddenin berisindeler. Şimdi yalıları onda sınıflıyorlar. Orta halde oturanlar, zengin sınıf yalıları değişik oluyor. Ama öyküleri yazanlar, buraya getirenlerin çoğu orta halden diyor. Demek ki yüksek halliler, zenginler sefahattan, eğlenceden, günübirlikten yazmaya vakit bulamıyorlar. Diğerleri de yazmaya oluyor. Tabii Boğaziçi deyince Yahya Kemal'le anmak gerekiyor, sonra anlatacağız. Gezmiş buraları biliyor. Genç kuşağa gelince Boğaziçi şıngır mıngırda Salah Birsel'i hatırlıyoruz. Bir Anıl Tögesi'ni anlattılar. Oktay Akbal, Sait Faik Abasıyanık, Salah Birsel. Şimdi ben bunların hepsini anlatmadan Selim'e soracağım. Boğaziçi senin için ne ve nasıl yorumluyorsun? Efendim teşekkür ederim. Doğan'la konuştuğumuz vakit Boğaziçi'ne dair bir konuşma yapacağımızı bahsetmedi. İstanbul dedi bana. Evet, biraz da yapmış olduğunu anlaşılıyor. Çok iyi hazırlanmış. Ben de iyi bir konuşmacı zaten değilim. Boğaziçi deyince şimdi burada gördüm geldik. Bilgisayarım da yok, internetim falan da yok. Biraz da uzaklarda kalmış bir insanım herhalde. Burada gördüm bu Boğaziçi buluşmalarını. Şunu hatırlıyorum, Boğaziçi'de en eski anı olarak demin sevgili Doğan Hızlı'nın belirttiği gibi biz Boğaziçi'ni yaşamayanlardan, öyle bir aileden geliyorum. Ama bir Boğaziçi sevgisi elbette vardı. Bizim Boğaziçi anlamı, çocukluk yıllarındaki anlamı, oradan gelen izlenim. Bizim Boğaziçi gezintilerimiz, babam Teknik Üniversitede öğretim üyesiydi, devlet maaşıyla yaşayan bir insan ve bir yetiştirmekte olan iki evlat, bir ev, kirada bir ev, bir aile ve orta halli bir aile. Bizim Boğaziçi gezintilerimiz Sirkeci'den vapura binip son durağa kadar gidip, Boğaziçi'nin son durağına kadar gidip o son duraktan tekrar aynı vapurla akşam saati yine Sirkeci'ye gelip oradan dolmuşla Cihangir'deki evimize dönüştü. Bunu ailem, ablama bilmiyorum ne düşünür. Anneciğim, babacığım artık tabii ki toprakta. Ama onları bu gezintiyi bizim çok seveceğimizi sanırdı. Ben hiç o gezintilerden hoşnut kaldığımı hatırlamıyorum. Evde yapılmış ekmek arasında söğüş tavuk, termosta çay. Bana hep bunlar hüzün verirdi o yıllarda. Şimdi yoklukları ayrı bir hüzün veriyor şüphesiz. Ve tabii ki o günkü İstanbul'un havası, atmosferi her şeyle bambaşkaydı. Bu bir roman çalışması dolayısıyla böyle bir geziyi tek başıma yeltenmiştim 5-6 sene önce. Belki bir 10 sene önce. Ve bütün o çocukluğumda anımsadığım iskeleler, evler döküntüydü o yıllarda, bu şiir restorasyonlar yoktu, bırakılmış, terk edilmiş yalılardı. Ama onların hepsi yepyeni bir kisveye bürünmüş, yeni bir giysi edilmişler. Çocukluğumdan da beter bir hüzünle geri döndüm ve bu zamana da o gezintiyi bir kere daha yaptığımı eklemekten vazgeçtim. Ben de bu kadar söyleyeyim, ilk izlenim. Yani Boğaziçi'ni
Şunu da eklemek isterim. Yaşamayı çok isteyen bir büyük sanatçımızı çok yakına oldum, Atilla İlhan'ın. Atilla İlhan ömrü boyunca Boğaziçi'nde bir yerde, bir yalıda ya da bir evde, ille yalıda olması gerektiği yaşamak istemiş. Kısmet son yılı oldu. Gerçi ben birazdan o anılara geçmek isterim. Gerçi Çolpan İlhan'dan kız kardeşiyle Sadri Bey'in bir yalı, kiralık yalı evi vardı. Onlara sık sık beraber giderdik ama son yazda kendisine Çolpan'ın ısrarıyla bitişik daire kiralandı. Ve nasıl bir kaderse o dairede son nefesini verdi Atilla Bey. Boğaziçi'ni yaşamak ben istedim, onu da bilmiyorum. Yani çok sevdiğim bir yer, İstanbul'da en çok sevdiğim yerlerden en başta gideyim ama orada oturmak ister miydim bilmiyorum. Kararsızım. Efendim şimdi aslında istemezdi. Çünkü Selim gibi yazanlar, ben de hep onu düşünürüm, etrafla pek ilgilenmeyiz. Kapalı odada kitaplarımızla ve kendi düşüncelerimiz baş başa kalmak isteriz. Şimdi ne diyor? Vapura bindim, gittim. Bir zevk almıyordum. Ben de o gezden zevk almıyorum. Gençliğimde Yeniköy'den Göksu'ya giderdik. Göksu'da üç kardeşler dükkanı vardı. Ailem her zaman olduğu gibi benim yediğim her şeyden midemin bulanacağını, zehirleneceğimi düşündüğü için bana piknik şeysi lazım. Hiç unutmam, piknikte Konya Lezzet Lokantası'nın kır yemeği diye paketleri vardı. İçindekini hala hatırlıyorum. Bir parça söğüş tavuk, bir kadın budu köfte, bir kazan dibi tavuk göğsü, domates, salatalık ve bir dilim ekmek. Onu alıp gittim 2-3 kere böyle bir şeye giderdim. Zaten bu dediklerimi doğruluyor. Ne diyor? Bir roman için ben bindim de gittim diyor. Yani başka bir şey yok. Karşıda oturan, Anadolu kıyısında oturan Ahmet Mithat Efendi de gemide bile çalışıyor. Hatta ona çalışacak yer bulmazlarsa yer açıyorlar. Yani yazan bir adam, deme kış yaz, oku yaz dedikleri, onun için Boğaz'ın bir anlamı da olmuyor. Ben de yıllarca denize, boğaza bakan bir yer tut Ayazpaşa'da, bir gün bakmadım arka odada Alman konsolosluğun bahçesine bakan yerde çalışıyor. Onun için Selim'in söylediği bu şey. Atilla İlhan'a gerçekten ben de o eve geri geldim ama Çolpan İlhan'la gittiği zamanlarda. Ama tabii şimdi şu var. Bir yeri otursaydın da sen burayı anlatırdın. Ama oturman gerekmezdi. Şimdi Yahya Kemal Bey burada birkaç misafir kalmış, anlatmış. Ama neyi anlatıyor? Hisar'dan Şehit Dike ve Gezinti adlı iki şey var. İnsanıyla beraber anlatıyor. Atacın güzel bir şeyi vardır. Yani insansız tasvirler, insansız şeyler bir zevk vermez diyor. Onun için bir romancı da böyle sadece taşlar, ağaçlar ve kuşlar gerçekler diyor. Selim'cim çok övücü iki şey okudular bizim için. O arada Yaşar Kemal'i anarak söyleyeyim. Rahmetle bir Eke, Hürriyet Eke'ne bir Yaşar Kemal yazısı yapmıştım. Telefon etti, dedi ki ya ben neymişim dedi. Sonra fıkrasını anlattı. İstidacılık yaptığı zamanlarda istida yazıyor. Adama diyor ki bir de sen oku ya bunu diyor. Adam okuyor, ağlamaya başlıyor. Beyefendi meğer benim başıma neler gelmişti. İşte böyle şey olunca ya biz neyiz diye insan yeniden düşüncesine bakmak istiyor. Evet. Şimdi aslında tabii ama sen modernde şeyi okudun. Salah Birsel'i okudun. Hepsini okudum. Onların hepsini okudun. Nasıl bir boğaza bakış? İki eskiyle yeni arasındaki nasıl bir boğaza bakış farkı gördün? Tabii Salah Bey genç kuşak dedi demin Doğa. Artık aramızda olmayan bir genç kuşak. Müthiş bir emekti Salah Bey'in. İstanbul'da gençliğini yaşamış ama uzun yılları da Ankara'da yaşamış, çok değerli bir sanatçı. Ankara'dan İstanbul'a tekrar emekliliğinden sonra döndüklerinde o sırada sanıyorum o proje başladı, evet. Ve bütün kaynakları taradı. Var olan geçmişte, hatta o kadar ki Çelikkiler Soy'un o zamanki İstanbul kütüphanesi vardı.
Çeşme Sokak'ta, Soğuk Çeşme Sokak'ta. O çok güzel bir kütüphaneydi. Yüz kadın sadece yabancı Türkçe'ye çevrilmemiş, yabancı kaynaklara ayrılmıştı. Üşenmeyip defalarca o kütüphane katına da gitti Selah Bey. Ve yaşayan yazarların hepsinden de Boğaziçi anılarının yazılmasını kendisine not, hiç olmazsa birer kısa not olarak dahi eklemek için kitabı. Müthiş bir çalışma yaptı. Senelerce sürdü bu çalışması. Ve bence Boğaziçi şıngır mıngır bugüne kadar yazılmış olan hem en yeni ve hala çok yeni ama aynı zamanda en bizim edebiyatımızı taramak açısından, Boğaziçi'nin yaklaşımı açısından, orada yaşananların serüvenlerini dile getirmek açısından en önemli kitabı Boğaziçi şıngır mıngır. O da tabii Selah Bey'in acayip dikkatine bağlı bir şey. Ona bir buluşmamızda, şimdi adını bile anımsayamadım, eski bir İstanbul İffet Evin hatırladım hanımefendisi. Boğaziçi'nde gördüklerim diye bir kitap yazmış. Yani amatörce bir anı kitabı, sevgiyle yazılmış bir anı kitabı. Ben de Selah Bey'e bahsetmiştim. Veririm, getiririm demiştim. Unuttum sonra. 2-3 ay sonra bir mektup gelmişti Ankara'dan. O zaman tam İstanbul'a taşınmamıştı. Göndermedin hala şey diyor. Ve ben onu kaybettim. O evde arıyorum, kütüphane dağınık. Binbir güçlükle bulup göndermiştim. Hatta Boğaziçi şıngır mıngırın ilk baskısında sonra çıkardı, ben üzüldüm diye. Yani üzüldüm ama çok önemli değildi. Vereceğim dedi, herhalde esirgedi diye. Yani çok hoş bir kitaptır tabii bu. Selah Bey'in yaklaşımı süssüz bir yaklaşım. Şimdi Ruşen Neşref Bey'i sen hatırlattın, ne güzel ettin. Yani Boğaziçi'ne daha nesnel, daha mesafeli bir yaklaşım mı vardı değil mi Selah Bey? Tabii şüphesiz. Çok birebir şeysi. Tabii Boğaziçi deyince sandallardan da bahsediyor Ruşen Neşref. Hakikaten iletişimi, ulaşımı sağlayan sandal. Sandal deyince de büyüğü var. Ona biz pazar kayığı diyorduk. Değil mi Nazan? Pazar kayığı. Bilge Karasu rahmetli bir hikaye, öykü yazmıştı da nasıl uzun dedim. Cancağızın bir pazar kayığı gibi cevabını verdi. Yani diğer öykülerden daha büyük şeysi. Tabii kuşakların içinde çok farklı var bunların. Yani bizim için nedir Boğaziçi aslında? Burada dostlarımızın da anıları var. Gençliğimde burada canlı balık ve beyaz park diye bir yer vardı. Evet. Hatırlarsan da beyaz parkta Nurettin Bey konser verdi. Oraya gelirdik. Sonra Bebek'te Şadırvan diye bir yer vardı. Oraya da kirametli şair Turgut Uyar ve Edip Cansever oraya inerlerdi. Biz de Etiler'de oturdukları için akşamleyin hiç unutmam. Genelde mezede yeşil erikle bir iki dilim maruzdu. Orada Bebek Gazinosu'ndu. Çeşitli şarkıcılar, şeyler, solistler filan da oldu. Boğaziçi o var. Şimdi tabii aslında sen Göksu'ya gittin. Mesire yeri diyor ki buradaki Yahya Bey'e göre, diğer yazara göre de mesire yerlerini padişahlar ortaya çıkarlardı. Hem kendileri eğlensin hem de halk gitsin diye. Yani bir tür eğlenceyi devlet eliyle belki şey yapmak, mesire yerleri öyle. Onun için ama yılların sonunda ne oluyor biliyor musun? Yalılar el değiştiriyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor falan. Refik Halit Karay'ın Yalıların Hazin Sonu diye bir yazısı vardır. O yalıdakilerin, şeylerin çöküşü. Tabii ki bu doğrudan doğruya İstanbul'daki sınıf meselesinin, İstanbul'daki zenginliğin eline ne geçeceğinde öyküleridir. Peki senin kitaptan şu var şimdi. Bütün cumhuriyetin değişimi, yani olmasa da siyasal ırna yansıması romanlarında, o İstanbul'a baktığında şimdi Boğaziçi'li diğer semtlerle birlikte nasıl görüyorsun? Yani teşekkür ederim. Önce madem Göksu'dan bahis açtın,
aslında Boğaziçi'ndeki ilk büyük değişim ve anlayışın, yani hem mimari açıdan hem zihniyet açısından değişimi Halit Ziya Bey anlatmaz mı? Aşk-ı Memnu'da nefis bir Göksu'da gezinti sahnesi vardır. O günkü Göksu'yu en iyi tasvir edenlerden birisidir ama daha yeni kuşağında orada nasıl bir Göksu beklediğine dair Adnan Bey'in yeni eşi, Bihter'in kız kardeşinin kocası, o yepyeni bir Boğaziçi anlatır. Onun anlattığı Boğaziçi aslında herhangi bir olmasını arzu ettiği Boğaziçi, herhangi bir Avrupa kentindeki o tarz bir yerdir. Yani tamamıyla Göksu'nun özelliklerinden bütünüyle uzak bir tür Luna Park tarzı bir tablo çizer bize. O dönemde tabii bunun üzerinde pek durulmamış ama biz bugün yıllar öncesinden Aşk-ı Memnu'ya baktığımız vakit oradaki tespitin, saptayımın çok önemli, yani Halit Ziya'nın nasıl Göksu'nun değişeceği ve bambaşka bir nitelik edineceğini saptadığı ortaya çıkıyor. Tabii keşke Halit Ziya Bey'in biraz yererek anlattığı şekilde, ama keşke öyle olsaydı. Bugün Göksu'ya baktığımız vakit çok daha trajik bir şeyle karşılaşıyoruz maalesef. Hiçbir özelliği kalmamış olan, yani bir şeyler yapılmaya çalışılıyor ama artık geçmiş olan bir tekne yığınları, bir şey. Ama yine de bir şiiri de var herhalde Göksu'nun hala. Bir 25 sene falan olmuştur herhalde. 1990'lardaydı sanıyorum. Orada kıyıda bir teknede bir akşam yaşadım. Hayatımın en etkileyici akşamlarından birisi oldu. Müzeyyen Sener bizi davet etti. Teknede, yazı teknede geçiriyordu. Bir yardımcısı vardı. Kızı Feraye ile birlikte gitmiştik. Ve başka teknelerde. Yazı orada Göksu'da kirli bir su ama yine de bir yaz serinliği olan bir yer. Orada, bütün yazı orada geçirirmiş Müzeyyen Hanım, sağlığı el verdiği sürece. Orada çok güzel bir akşam yemeği ikram etmiş, ağırlamıştı. Giderken de hep devamlı, hiç sormadığımız halde yaşınız, sürekli olarak artık kaybettik, anlatabilirim bu anıyı. Sürekli olarak 73 yaşındayım, 73 yaşındayım. Giderken dedi ki bana, benim garip gözlü evladım, senin gözlerinden kötülük gelmez dedi. 82 yaşındayım dedi. Bu hayatımın en büyük iltifatı benim için. Benim garip gözlü evladım, senin gözlerinden nazar. Çok. İnsanlar soruyorlar dedi, yaşımı söylüyorum, elçim hasta oluyorum dedi. Ama bu hakikat, şimdi bana da soruyorlar, katiyen 68 demiyorum. Yani 60 geçti bana. Çünkü ertesi gün gerçekten yanınızda oluyorsunuz. Gelelim şeye, yani bugünkü bakış açımızla baktığımız vakit, neden acaba Boğaziçi böylesine büyük bir değişime uğradı? Refik Halit Bey'in çok Boğaziçi yazısı var, çok vurguladım. Onlardan birisi 30'lu yılların sonunda ya da 40'ların başında, yani savaş yıllarında, 2. Dünya Savaşı yıllarında yazılmış bir yazı. Boğaziçi olduğu gibi adı. Bunu ben bir özel okulda bir dönem edebiyatla ilgili bir şeyler yapmaya çalışmıştım. Onu ders parçası olarak kullanırdım bu yazıyı. Oradan çok derdiyse ezbere bir yazı. Tabii Refik Halit Bey'in o çok kıvrak, o görkemli Türkçesiyle yazılmış bir yazı. Ama aslında meselesi Boğaziçi'ndeki savaş sonrası değişimin, savaş sonrası pardon, demin yanlış söyledim, değişimin ne kadar tehlikeli olabileceğini işaret ediyor. Evet, haraptı, yıkıktı. Ama çokça keser sesi istemiyordu diyor. Şimdi taşlar, keser sesleri Boğaziçi olduğu gibi kaldığı vakit perilerini kaçırmayalım diyor. Bu harap haliyle çok daha iyi diyor. Tabii çok önemli bir şey. Boğaziçi'ne bugün baktığımız vakit maalesef deniz, doğa, arkadaki doğa örtüsüyle uyuşmayan pek çok betonarme yapı da var. Yani beton yapılar, taş yapılar. Yani o, evet, öteki haraptı ama bu haliyle kalsın demiş Refik Halit Bey. Biz de yazarlar böyle çok şey söylüyorlar. Yalnız Boğaziçi için değil, söylemişler. Peyami Safa'nın, ki muhafazakar bir yazar ama ne kadar önemli bir tespiti var.
sur içindeki İstanbul'u ellemeyelim diyor 1950'lerde. Ama ne sur içi kalıyor ne sur dışı kalıyor. Kimse ciddiye almıyor edebiyatçılarımızın söylediklerini. Burada tabii Emirgan'dayız. Hüseyin Şefik'in bir Çınaraltı kahvesi var. Onun güzelliği üç sade şeyin birbirine uygunluğundan geliyor. Çınar, mermer, deniz. Dört beş çınar, deniz kenar yokuşumuzu bir meydanı kaplamış. Her birinin bir ağaç elindeki dalları mermer direkte beyaz bir. O da kalmamıştır. Yani böyle bir şeyler kalmıyor. Değişim çok tuhaf bir şey. Bu Boğaz'ı gördüğünde Selim'in anlattığından daha feci. Başka bir yeri görürseniz Venedik Biyeneri dolayısıyla Venedik'e gidiyorum da bir binaya asansör konulmuyor. Otelleri yapmışlar. Başka asansör var. Bir çekiç vurulmuyor. Her yer su, hepsi birleşik bir cadde açılmıyor. Bir yani şehrin özelliği var, bir yeri var sanat tarihinde ve mimari tarihinde, değil mi? Şimdi bizde kaç böyle yer var hiç bilmiyoruz. Boğaziçi'nin Ali Pasinel'in kitabında bir bölüm vardı. Aşağıdaki katı birisi bir yılda kira verirler fakat adam genellikle evde televizyon seyrediyor, arkasında denize dönüyor, televizyonu seyredip yiyor, içiyor falan. Esfir gelmiş demiş ki, ya birader ne olur, sana bu taşınma masrafını verir, her şeyi verir, ama şuraya geçer misin diye. Ya demiş, tanıdığım insanlar, arkadaşlarım aslında, tek insansın sen Boğaz'a arkadan dönüp de yemek yiyen demiş. Onun için, o da peki, Ali Bey demiş, çıkmış gitmiş yani. Demin onu da söyledim Hasan Öç'e. Burada tekneler var biliyorsunuz Bebek'te. Herkes de teknenin arka tarafında oturup caddeye bakıyor. Denize bakan yok. Yani İstanbul'u algılamak, İstanbul'u amsal tanımak da bambaşka bir şey, şey söylüyorsun. Zaten İstanbul'u tabii yazanlar içinde çok şey var. Bölünmüş. Murat Koç'un çok güzel bir kitabı var. Boğaziçi ve Boğaziçi'nin, sen bilirsin evet. O kitabı. Bütün ne kadar roman varsa Boğaziçi'nde geçen hepsinin sahnesi almış. Başka köşelerde bir tane geçenler. Fakat tabii İstanbul'u yazan damlar, İstanbul'u yaşayan da var. Mutlaka bir Servet Muhtar Alustan da bahsetmek lazım. Çünkü o da Mesire yerlerini ve Mesire'ni şereflendiren padişahlardan söylüyor. Servet Muhtar ne düşünüyorsun sen? Benim çok sevdiğim bir yazar. Yani bugün artık ne yazık ki kimsenin okumadığı bir yazar. Aslında İletişim Yayınları onu yaşatmaya çalıştı. Yeni bütün yapıtlarını bir günümüzün edisyon kritiği çerçevesinde yeniden okurla buluşturmak istedi. Ama okurlar böyle şeylerde ne yazık ki ilgilenmiyorlar ülkemizde. Kim daha çok satıyorsa onun kitabını almayı, kim modaysa onu okumayı tercih ediyorlar. Servet Muhtar arada kayboldu. Servet Muhtar Alusun tabii İstanbul üzerine yazdığı her yazının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yalnızca anıları değil, romanları da o anlamda çok önemli. Bir başka özelliği eleştirmenlerimiz, edebiyat tarihçilerimiz nedense Hüseyin Rahmi çizgisinde görmüşler Servet Muhtar'ı. Aslında tabii romanlarında özellikle bir vodvil havası esiyor ama Hüseyin Rahmi çizgisiyle hiçbir ilintisi olmayan bir, yani her güldürüsü olan metnin Hüseyin Rahmi'ye bağlanması ne kadar yanlış bir şeyse Servet Muhtar'ınki de öyle. Benim için en büyük özelliği batılılaşma dönemindeki İstanbul Türkçesinin en çok kullanmış olan yazar Servet Muhtar Alusun. Bu vesileyle ben de 30 yıl önceki İstanbul kitabını gözden geçirdim. İstanbul'u tanımak isteyen ve İstanbul'da yaşayan birinin o kitabı okuması lazım. Hiç şüphesiz. Hiç şüphesiz. Yani ondan öğrendiğim kelimeler veya söyleyiş şekilleri sonra hayatta da karşıma çıktı. İşte kaç numaralı evde oturuyorsunuz? Sonra bu karşıma çıktı. Ünlü bir
onu da kaybettik. Hayatta tanıdığım en değerli insanlardan birisiydi Peride Celal. Türkiye'yi en iyi kullananlardan, en iyi kullananlar ama ısrarla kaç numaralı evde, evet. O numaradan asla vazgeçmemiş. O bir devrin bir şeyse, yani belki züppelik gibi gözüküyor bize bugün ama züppelik değil, bir incelik olarak. Bir incelik, bir de insanlar arasındaki dil farkı, bir lezzet farkı. Şimdi herkes televizyonlar ve şeyden aynı dili konuştuğu için, tabii aynı dili bilmeyenler... Oldukça iyi. Evet. Diyor. Oldukça iyi ne demekse yani yarım yabalak iyi demek. Evet, tabii. Oldukça iyi. Şüphesi ve bir de vaka diye artık söylüyor. Büyük bir şeyle. Çünkü eskiden radyolarda, televizyonlarda Türkçe öğretenler vardı. Türkçe dersi verenler vardı. Bunlardan birisine bir gün söyledim de onlar da öyle konuşsun yahu dedi olsun. Şimdi tabii bu İstanbul üzerine kitapların okunması gerekiyor. Adalar üzerine yazılmış var. Burada Boğaziçi'de yazılmış var. Fakat Selim'in dediği gibi gerçekten en çok satanlar meselesi, bir fark koyuyorum. En çok satanlar kötü değildir. En az satanı en iyi değil. Evet. Ama bir kalite kontrolü lazım. Şimdi onun için daima ben diyorum ki eleştirmenlere, denemecilere, bize kitap yazıyor insanlara. En önemli görev, bana hatta bir gün sabahın bir arkadaşım dedi ki, ya bugün yazını okudum, bir hata yapmışım, nedir? Bir bestseller yazmışsın dedi. Dedim ki, yok çok iyi bir kitap dedim. Bu çok satanlar şeysinde, bir de bu adete bağlı bir tahrik, doğrusu edebiyat açısından hiç de uygun görmüyorum. Yani 150 bin basın. Bu bir nevi baskı altına almak. Öyle bir şey ki birdenbire zannediyorsunuz 150 bin, ya ben dışarıda kalmayayım. 150 bin içinde kalmayayım. Ben dışarıda kalmayı tercih ediyorum. Çünkü bazı ciddi bir sözü, tabii biraz karşı olacak ama o kitabı beğenir misiniz diye sorup da andırajide okuyanı çoktur, pek sevmem diyor. Yani bu tabii bir kötüleme olmasın ama gerçekten de biz kitap yazan her şeye mutlaka bir şey. Eski edebiyatı, eski dönemin yazarlarını, Selim Bir Aralık, Kerime Nadiri ve Murat Samir onların kitaplarını çıkardı ve onlar da satmadı. Ama onları bilmeden bugünün aşklarını, bırakın basit ve yüzeysel düşünüyorum, dizilerini anlayamazsınız. Bu ülke diziler, onların yazdıkları, onların söyledikleri. Onlardan çalıntı. Onlardan çalıntı ne yazık ki yani. Şimdi tabii şey var, sınıflamayı söyleyeyim de koşun. Zengin yalı sahipleri, orta halli yalılarda ve köşelerde oturanlar, şirket-i hayriye görevlileri, kayıkçılar ve görevliler. Onlar da buranın sınıfı. Yani kıyıda yaşadıkları için böyle bir şeydir. Bunların içinde gerçekten de Abdülhakşinel Sisar'ı mutlaka anmak lazım. Çünkü Yalı'da yaşamış, Yalıları anlatıyor. Çok alçak gönüllü bir şekilde ve bir de en önemlisi de hiç şey yapmadan. Bakın bir hayat var burada. Eski Yalı'da Boğaziçi var, Boğaziçi halkları var, Kanlıca'daki var, bunların hepsi anlatıyor, yaşanmış bunların şeysi var. Yalıları bugün anlattı, Yalılar üzerine yazılarda değil mi Selim? Doğrudan doğru sanki bir mimari tarih gibi anlatıyor. Ama Yalılar eski halini almadığından. Ama bunu yazan adamlar okunmalı, bilinmeli ki ben herkesin edebiyat tarihi ve Boğaziçi tarihinde ilmik ilmik atılan bir bütün halinde okunmasını. Şimdi tabii Boğaziçi Müzesi kurulmalı diyor. 1950'lerden başında galiba değil mi? Abdülhakşinasi ısrarla demek ki bizim bugün konuşmaya çalıştığımız kayıplar, yitimler 50'li yıllarda da varlıklarını koruyamışlar. Yani evet. 60 sene öncesinde bir Boğaziçi Müzesi kurulmadı ve orada çeşitli terk edilen, unutulan, yıkılan, göçüp giden yalılardan her birinden bir eşya konarak yeni bir, yani gelecek kuşaklara eski düzenin, eski yalı düzeninin nasıl olması olduğuna bir işaret olması demiş. Türk yurdu
dergisi. Evet, bir dergi işte bulduk galiba. Çok güzel bir yazıya temas ediyorsun. Bir Boğaziçi Yalısı Müzesi'nde. Boğaziçi Yalıları'nda tabii biz yani Türklere falan göre, Müslümanlara göre anlatmıyoruz. Bir sürü yabancılar burada söylüyor. Boğaziçi medeniyeti dediğimiz bu ince ve zarif mucizenin yüksek şahitleri, vefakar aşıkları, büyük hayranlar arasında ecnebiler de vardır. Bunlar Fransız, İngiliz, İtalyan ve Alman seyyahları, müverrihleri, şairleri, hikayecileri, ressamlarıdır ki Boğaziçi'nin güzelliklerini kendi lisanlarıyla seyahatnamelerinde, tarihlerini, şiirlerini, hikayelerinde tablolarına tasvir etmişlerdir. Şimdi sen iyi ki hatırlattın, bunu temas ettin. Yani gerçekten de böyle bir müze de gerekiyor. Tabii yalnızca Akdep Şinasi, o Boğaziçi Yolları kitabıyla değil, Boğaziçi'de Mektap onlarla falan, ama talihsiz bir yazarımız. Bazı yazarlar yaşarken ilgi toplamıyorlar ama ölümlerinden sonra hiç olmazsa Tanpınar'da, Oğuz Atay'da bunu iyi kötü görebiliyoruz. Akdep Şinasi'nin böyle de bir şansı yok. Uzun yıllar hiç basılmamış, unutulmuş bir yazar. Doğan Kitap'ta birlikte çalıştığımız dönemde önce Yapı Kredi Yayınları'nda Enis Fatur dostumuz çok değerli bir, hiç olmazsa bu yazarları yaşatmak ve kurtarmak için bir antoloji fikri ortaya atmıştı. Tanpınar, Halide Edip ve onlardan birisi de Abdülhak Şinasi'ydi, ben hazırlamıştım. Fakat o antoloji dizisinin devamı gelmedi. Aileler, yazarların aileleri maalesef bunları Türkiye'de çok iyi anlayamıyorlar. Yani bir yazar yaşatabilmeniz için onun bir antolojide yer alması veya ona özel olarak bir antoloji yapılması gerektiğini anlayamıyorlar. Bunu bir kazanç meselesi olarak alıyorlar. Çünkü öyle bir şey yaptığınız takdirde de yani o kitabı kaç kişi alacak? Tabii ki Yapı Kredi, Abdülhak Şinasi'nin bir akrabası, üçüncü elden bir akraba ortaya çıktı. Ve dava etti galiba, tam hatırlayamıyorum. Antolojisi kaldırıldı. Şimdi yine basılmıyor. Şimdi oraya getireceğim. Sonra o Doğan Kitap işte olmadı. O çok yüksek bir telif işledi o aileden olan zat. Yani aileden mi değil mi, o da tam kavranması zor bir mesele. Ama yani yapılacak bir şey yoktu, vazgeçildi. Sonra yeniden Erdal Öz rahmetli devreye girdi. Ali Nizami Bey'in şeyliği Alafrangalı basıldı ki o da Büyükada açısından inanılmaz güzellikte bir romandır. Büyükada'nın uygarlığını kavrayabilmek açısından. Ondan sonra Erdal da kesti bu şeyi. Bir de dil meselesi, Erdal'a göre dil meselesi vardı. Biraz oyuncaklı bir dil. Eski zamanın sözcüklerine çok fazlasıyla bağlı kalmış. Arkaya bir sözlük yapmıştım. İnsanlar da onu yeterli olmadı. Türkçeleştirmekten bahsedildi. Akdep Şinasi gibi bir yazarın Türkçeleştirmeniz herhalde cinayet olabilirdi. Onu da yapmadık. Sonra Yapı Kredi devreye girdi ve çok ciddi bir şekilde bastı. Şimdi, şık bir şekilde bastı. Şimdi sana soracağım, nereden, ne oldu, değil öğrendim ki. Yine akrabaları. Yok olmuş, kaldırmışlar, yani. Basmayacak. Halbuki kitaplaşmamış yazıları derlendi. Nebettin Bey devreye girdi. Yani büyük emek verildi. Efendim, şimdi bir şey söyleyeyim. Bu... Ne kadar çok akrabası var yani. Öldükten sonra çıkıyor. Öldüğü zaten yüzüne geçmiş. Çok korkunç. Amcamın zorla gibi bir şey. Tevhid meselesi çok korkunç. Müziktekilerle de ilgileniyorum ben bazen de. Muhlis Sabahattin Bey'in Ayşem Opereti var. İlk operetlerden biri. Öyle bir telif istiyor ki ailesi. Metin yok ama değil mi? Metni yani şey olarak Nimret Bey olarak yok. Sadece Mesle yok. Sadece şeyin Zeki Mö'nün söylediği, evet. Yakup Şim, Baki Soğan'ın takdim ettiği Ayşem Opereti. O operet, bende bir kaydı var onun. Şimdi ailenin istediği para miktarı Michael Jackson plaklarından bile fazla. Yani kimse bunu ödeyemez. Düşünemiyorlar ki bu kaç satabilir, ne getirebilir. Baksat bu bestecinin şey yapması. Aynı onun kardeşi besteci olan Nevesel Kökteş için de. Aynı aileler korkunç bir şekilde
bence böyle bir yasa çıkmalı ve ortalama nedir diye bunlarla uğraşan avukatlar var. Bassınlar bir hikayeye mesela 150 bin lira isteyen biri çıktı. Bir hikayeye antolojide. Bunu şeyde yaşadık. İnci Engin'le efendim Zeynep Kerman'ın yaptığı antoloji sırasında. Ben de bazı araları buldum. Bulunmuyor. Bulunmadığı için de ulaşılmıyor. Ama kitabı çıkardığında birdenbire Selim Bin'le gibi 3. 5. yerden birisi gelip çıkıyor. Şimdi tabii dil gerçekten önemli. Öyle bir garip önemli ki Akli İlhan'ın Ders Saadet'te Sabah İhsanları. Onda Boğaz'da var biliyorsun. Ders Saadet'te Sabah İhsanları'ymış. Orada Osmanlıca kelimeler var. Çünkü bizde sözlüğe bakmak alışkanlığı yoktur. Birbirimize söyleriz. Bu nedir ya bu diye. O yanlış söyler, doğru söyler böyle. Masada sözlük bulunmaz. Hayatımızda sözlük bulunmaz. Orada bir konuşması çıktı da efendim diyor Osmanlıca kelimeler var. Ne yapsınlar? İşte sözlüğe bakarak baş edilmez filan diyor. Adliyelerin güzel bir şeysi var. Tabii güzel bir şey. E ne yapayım ya o romanı okuyan öğrensin keratalar. Ne yapayım artık ben? E şimdi gerçekten de her şeyi emeksiz öğrenmek. Emeksiz okumak istiyoruz. Bütün hepsi. Daha yakını var. Hayati Deveoğlu bir talebelerinde bir araştırma yapmıştı. Bir Haldun Taner hikayesi söylüyor. Oran söyleyeyim 100 çocuktan 75'i bugün kullanılan kelimeleri bile anlamıyorlar. Yani dil dediğimiz şey de çok önemli. Senin hep Ahmet Mithat eğitici bir yanı var okumaya alışmıyorsa sen Ahmet Mithat'ı çok okumuşsundur. Peki Ahmet Mithat Efendi'nin bugün işte çalışmıyor, Boğaz'da bile çalışan o kadar çalışkan bir adam eserleri ne diyorsa Ahmet Mithat'cığım? Şimdi tabii her dönemin edebiyat tarihinin geçmişe farklı yaklaşması, farklı bir yaklaşım içinde olması gerektiğine inanıyorum. Ahmet Mithat Efendi tabii romanımızın kurucusu olarak Hacı-i Evvel yani bugünkü dille ilk öğretmen olarak anılmış. Ama sen de ben de öğretici şeyler yazıyoruz. Hacı-i Sani olabiliriz. Murat Belge istedi onu olmayı. Söyledi ben Ahmet Mithat olmayı tercih ederim diye. Çok güzel bir yazısı vardır Murat evet, Belge'nin. Doğru. Ama şöyle bir şey düşünüyorum. Ahmet Mithat Efendi sadece bize roman sanatını sevdirmekle, öğretmekle kalmış bir yazar değil. Bugünkü bakış açımızda baktığımız vakit onun çok sayıdaki roman toplamında hemen hep her birinde ayrı bir mimari kullandığı, ayrı bir mimariyi denediği. Mesela o devirde edebiyatımızda bırakın roman sanatına ait bir bilgi birikim olsun. Başka kendisinden sonraki bir dönemin makbul saydığı bilim kurgu romanı yazıyor Ahmet Mithat Efendi ve üstelik de bilim kurguyu gelecekçi olarak değil, geçmişe yönelik olarak. Yani kendi yaşadığımız dönemden geçmişe geri dönüş olan bir bilim kurgu yapmış. Bunu burada benim fikrim Ahmet Mithat'ın yani bir romancı olarak roman mimarisi üzerinde benim bugünkü bakış açım bir dehaya yakın çalışması olduğunu. Yani her seferinde başka bir şey denemek, bir yol yordam aramak meselesi olduğunu, bunun içinden gelen, kendi yaratıcılığından gelen bir düşünce, bir istek, bir tutku olduğunu düşünüyorum. Değerli edebiyat tarihçisi Handan İnci ile bunu çok aziz dostumdur tartıştık. Handan Hanım başka bir açıya temas ediyor. O da diyor ki roman sanatını sevdirmek için roman okuyucusu olmayan bir ortamda, bir ülkede roman sanatını sevdirmek için her defasında başka bir yöntem denedi ki hangisi tutarsa onun üzerine gitmek gerekir. Yani bu da tabii çok mantıklı, çok belki benimkinden çok daha mantıklı. Ama ben hep Ahmet Mithat Efendi'nin her romanında yani onun şimdi yeniden Behçet Necati Gidin sadeleştirilmesi yayınlanacak olan Müşahidat romanında denediği bir şey var. Hani onu da roman okuyucusuna sevdirmek için bulmuş bir şey olarak sanmıyorum. Kendisi de romanın kahramanlarından birisi adıyla sanıyla.
Bu daha o dönemde bir Avrupa edebiyatı, Batı edebiyatında olmayan bir şey. Onun kendi şahsi buluşu. Bunu size roman sevdirmek için kovaz insan. O romancılığın ne kadar için içinde romancının da olduğunu açıkça vurgulamak için yapılmış bir şeydir. O ilginç olan Ahmet Fidat'ın Boğaziçi ile ilgili kendi şahsi anıları dışında çok fazla Boğaziçi'nde geçen bir şeysi yok. Hayatı vakfında yazmak için. Evet, ama bir şeyi var, o da bir sözünü müsaade ederse beni çok etkileyen bir şey. Bu genç bir ekip Boğaziçi'nde tiyatro 19. yüzyılın sonu, 20. yüzyılın başı, herhalde 19. yüzyılın bitmiş ama 20. yüzyılın da en başı, bir tiyatro, gençler bir tiyatro grubu oluşturuyorlar ve Beykoz'da bir açık havada oyun sahneleyecekler. Oyun o da bence müthiş bir yenilikçi bir şey bizim toplumumuz için. Yani Batı'da yapılmamış bir şey. Oyun konusu şu. Birinci perdede Mehdi kendileri yazmışlar. Ünlü bir ressam, o zaman ünlü genç bir çocukken, sonradan ünlü bir ressam olan bir kişi de var aralarında. Hep birlikte oyunun birinci perdesi, oyunun provası. İkinci perde oyunun kendisi olacak. Şimdi oyunun provası olarak yazıldığı için Ahmet Mithat Efendi önce çıkmış, onları övgüyle gençlere hazırladılar. Şimdi hep birlikte seyredeceğiz falan. Fakat metin başlıyor, sahne açılıyor, perde açılıyor. Prova sahnesi olduğu için herkes rolünü unutuyor. Metin olarak yapılmış tabii bu. Öteki yanlış yerden geliyor, biri bir şeyden çıkıyor. Ahmet Mithat Efendi müthiş bir sinirlenerek oynanırken sahneye çıkıyor. Bu ne rezalet, Allah belanızı versin. İnsan utanır diye bunların hepsini kovuyor. Sonra üzülerek içeri geçiyorlar. İşte aşağıda da bir dalgalanma oluyor. Ama Ahmet Mithat Efendi onları azarlamak için içeri de giriyor. Biraz sonra çok mahcup bir şekilde çıkıp özür diliyor. Burada yepyeni bir şey denenmiş, ben anlamamışım. Yani bu bir yenileşmek isteyen bir toplum için unutulmayacak bir anı. Müthiş etkileyen bir şey. Refik Amin Severgil edebiyat tarihinde biraz bahsetmiş, tiyatro tarihinde. Onun dışında ben bir vaktiyle geçmişte bir deneme gibi bir şey yazmaya çalışmıştım. Kaybolup gitmiş. Halbuki müthiş bir yeniliğe olan muhafazakar Ahmet Mithat Efendi'nin yeniliğe olan sevgisini, saygısını, özenini ve kendine yenip özür diliyorum çocuklardan diyebilmesi bence çok etkileyici bir şey. Çok anlamlı bir şey. Yani bizde az rastlanan bir şey. Ve böyle bir metin falan, o yazılan şey, oyun kaybolmuş, gitmiş. Ama yıllar sonra bir İngiliz yazarı, bravo, biz hepimiz gittik, ben iki kere gittim, belki siz de gitmişsinizdir. Ona bayıldık. Ama bizde bir asır evvel denenmiş. Yani böyle hüzün dolu şeyler de var. Şimdi genç kuşak eleştirmenlerin toplam görüşünü aldı. Diyorlar ki Boğaziçi bugün anlatılmıyor. Çünkü İstanbul'un topografyasında seçkinci bir yerleşim alanı olarak biliniyor. Ve bugünün topografyasında da zaten ancak ne var sonradan? Tevfikret, Mehmet Rauf, Halise Uşaklı isimler eserlerine ve yaşamlarına karşımıza çıkıyor. Edebiyattan ayrı tabi anlattığı Reşat Ekrem Koçu'da var. Sermet Muhtar Alus var. Ahmet Rasim yazıyor. Burada şimdi Refik Ait'in romanları var. Var. Bir tek kişiyi de anmak lazım. Selim Burak. Evet. Yanık Saraylar'ın şeysi. Orada da öykülerinde çoklukla kahramanı Boğaz'dan vapura biner ve İstanbul'a gelir. Evet, Selim Burak için sonra başlayayım cümleyi. Evet, bu ben meğerse bir sınava girmeye geldim. Yavaşça anlaşıldı. Selim Burak çok aziz bir dostumdu. Hayatta tanıdığım en değişik, renkli, en duyarlı insanlardan birisiydi. Onunla tanışmamız çok ilginç bir şey. Yanık Saraylar adlı çok önemli edebiyatımızın da yalnız Selim Burak'ın önemli bir eseri değil.
Türk hikayesinin de çok önemli bir doruk noktası. O Sait Faik armağanına katılmış kitap. Ben de ilk kitabım Cumartesi Yalnızlığı'yla nasıl bir iddiaysa ben de katılmışım. Tabii ben kazanamadım. Sevim Burak bence onun hakkıydı. Neyse böyle şeylerde hak mutluluk aranmaz. Ama Sevim Burak da kazanamamış. Başka eserlerdi. Yani çok dolgun bir yıldı. Bir şey yapıldı. Soruşturma Yeni Dergi'de, Mehmet Fuat'ın Yeni Dergisi'nde o yıl diye kazanan kitaplarla falan ilintili. Sevim Burak'la görüş soruşturmayı bir genç yazar yaşıtım bir arkadaşımız yapacaktı. Sevim Burak'ın kapısına kadar gittik. Ben gelmeyeceğim yani. Onunla gittim, eve döneceğim. O giremedi içeriye. Ben onun kimliğiyle Sevim Burak'ın evine gittim. Onu görüş almak için. Elif'e kızı, şimdi kocaman bir hanım. Elif'e yeni doğmuştu. Hatta mama falan hazırlıyordu Sevim Burak. Bir şeyi görmüştüm, hiç unutamayacağım bir şey. Ayaspaşa'da ev. Bütün her tarafta kağıt parçaları, birer cümle. Yerlerde, yukarıdan aşağı iple, iğneli, perdelere iğnelenmiş. Hepsinde bir veya bilemediniz iki cümle. Meğerse Sevim Burak onları defalarca art arda getirerek hikayesini bütünlermiş. Cümleleri yazıyor, sonra bölüyor, sonra ekliyor, çıkarıyor ne yapıyorsa. Ve son mimari şekline verebilmek için binlerce defa onları tekrar öyle diziyor, böyle diziyor falan. Öyle çok etkilemişti. Ondan sonra ölünceye onu... Ben de orada Mehmet Fuat'ın yazısı yazdınız. Sevim Burak'ın yanık sahibi yazılmıştı. Tabii çok güzel bir yazıydı. İlk yazanlardan birisi evet. Sen sanıyorum. Ölünceye kadar Sevim Burak'la dostluğumuz devam etti. Son dönemde Kuzguncuk'ta yaşadı. Çok kendine mahsustu yani. Çok. Doktor ağzınıza tuz sürmeyeceksiniz. Tansiyon hastası, kalp hastası, kalpte delik vardı galiba değil mi? Bir şey, rahatsızlık vardı. Telefon İstanbul'da o kadar yaygın değildi ya da sevimi mi yoktu. Bakkaldan telefon ederdi. Ve devamlı şakır şakır turşu sularını içiyorum. Sen niye yapıyorsun? Doktor yasak etti biliyorsun. İsyan vardı. Sonra karşıya taşındı bir Suadiye bir yerde. Ha, en son evet Kuzguncuk'tan ayrıldı doğru. Sevim Burak gittiğinizde o geçmişten anlat şeyden mesleğinden gelen bir şey. Her an bir kamera karşısına değil mi duracakmış evet. Gibi. Her eski bir manken. Eski manken olduğu için o süslü hatta burada kaşlarında yaldızlar bile vardı. Normal bir çaya gidiyorsunuz ama o hep öyle görünüyor. Bir Madonna. Evet, bir Madonna. Doğru, öyle şey yapacaktı. Aslında tabii buraya bir şeye gelecek miyiz Selim? Huzura gelirsek konuşmayı bitiremeyiz. Kampının huzuruna. Çünkü mutazlarımıza yerliler, şunlar, bunlar. Hadi şimdi dediği gibi huzurun asıl kahramanı, roman kahramanı İstanbul'dur der. Ve o devam eder. İşte Tevfik Bey'in dilinden Müfer'in hikayesi şunlar bunlar da huzura bu kadar dalınmış huzuru burada okuyan birçok kimse vardır da Tanpınar'ın başka eserleri bu arada böyle mi gidiyor sence? Ben huzurun tabii buradaki kişiler, dostlarımız bize dinlemek inceliğini gösterenlerin çözüm onlara değil ama ben huzurun çok okuduğunu falan hiç sanmıyorum. Eğer huzur, yani o satış başka bir şey, okumak başka bir şey. Çok okunsaydı huzur, yıllardan beri hem de bu yeni bir şey değil. Bugünkü mimari yıkıma doğru böylesine hızlı gidilemezdi. Yani adam bütün ömrü boyunca varoluğunu koruma endişesi yaşamış. Bu yüzden adı muhafazakara, hatta lanetli bir sağcıya çıkarılmış. Sonra huzur çok okunuyor diyoruz. Bakıyorsunuz aynı yıkım 1950'lerde başlayan devam ediyor. Yani huzurdan üzümseyerek okuduğunuz vakit bir taşı oynatmamanız gerekir. Ama yıkanlarla okuyanlar farklı.
O biraz doğru, o da doğru ama yani okuduğunu çok iddia eden şehrin mimarisiyle direkt ilgili de çok kişi var takdir edersen. Yani yetki onlarda ama öyle bir şey var. Yalnızca o açıdan, mimari açı bir açıdan, diğer açıdan da ben Tanpınar'ın çok yani benimse anlaşıldığı kanaatinde değilim. Yeni bir kitap okudum, ismi ve yazarı gereksiz, anlayacağım. Orada bir karanlık muhafazakar tipi çiziyor Yahya Kemal ki akıl almayacak bir şey. Onun da devamı ardılı olarak Tanpınar'ı gösteriyor. 2017 yılında ve bu kadar sarsıntıların içinde Yahya Kemal gibi, Tanpınar gibi yazarlarımıza biz hala neredeyse gerici bulmaya kalkarsak hiçbir çıkış olabileceğini ben asla inanmıyorum. Ben de adını anmayacağım onun, çok tuhaf bir şey. Tuhaf bir şey. Aslında tabii çok enteresan bir şey söylüyorum kızlar. Yahya Kemal'in anladığı bir şey vardır. İsmail Hakkı adada, büyük adada dururlar. Bayram namazına gider Yahya Kemal ve İsmail Hakkı Paşa der ki, efendim biz sizin gibi kişilerin namaza, camiye gelmesini istiyoruz. Bir konferans veriyordum ben Atatürk Kütüphanesi'nde ve dedim ki biraz bu Yahya Kemal Levanten tarzımı yapıştırdım. Ya ben efendim dedim ki ya fark olmasa bütün cemaat camiye geliyor. Şimdi ben bir cuma namazına mesela papyonu bu hale girsem biraz cemaat şaşırtmaz mı? Şaşırır yeri bu şeyse. İsmail Hakkı Paşa da niye söylüyor sizin gibi? Yahya Kemal'in farkı yani Batı'nın İslam'a bakışını, Batılı da olan birinin de bizim geleneğimize, dinimize yaklaşımını anlatıyor. Onun için Tanpınar'da Yahya Kemal'de Selim'in dediği gibi çok önemli iki insan. Ama hakikaten de Tanpınar'ın anlaşıldığını hiç ben de sanmıyorum. Ve moda okumalar ne yazık ki yüzeysel oluyor. Bir adama takılıyor Tanpınar ve Tanpınar'ın da bir okumasını sorsam şeyden başkası yok, Huzur'dan başkası yok. Okunmamış. Tanpınar'ın başka şiiri, şusu okunmuyor. Aynı şekilde bu Sabahattin için de geçerli. Bir Türk mantolu geçiyor, bir Türk mantolu, Türk manto. Diğerlerini soruyorsunuz, hiçbirini okumamış. O ironiden yok. Onun için yani moda olabilir ama edebiyatta moda çok şey kurban ediyor. Ve onun için de ben de bir yandan modayla mücadele etmek zorundayım. Ben buraya tabii şeyi de aldım, Huzur'u da tekrar ama burada Selim'in dediği gibi hele Huzur hiç anlamıyorum çünkü Huzur için İstanbul'u bilmek lazım, aşkı bilmek lazım. Bu kadar çok şeyi bilen de bir roman okur çok az şimdi takdir edersiniz ki burada zaten basit davet eleştirmenlerin söylediği yani İstanbul olmasa çok basit, çok basit bir aşk olacaktır diyorlar. Huzurda. Yaz Yağmuru diye bir hikayesi var. Tanpınar'ın en güzel hikayelerinden birisi. Ben de çok hayran olduğum bir hikaye. Hatta Tanpınar'ı ilk o hikayeyle tanımıştım. Orada bir Boğaziçi lokantasına geçerler genç kadınla Sabri. Bir öğle, gecikmiş bir öğle yemeği için. Ve 1949'dur galiba Yaz Yağmuru. Benden yaşıt olması lazım. Yeniköy'de eski bir yalı bozulmuş, lokantaya dönüştürülmüştür. Daha o yıl 1949 yani 68 sene önce. Orada bir de başka tespiti var. Yani o yalının lokantaya dönüşmesi falan onları çok üzerinde eleştirel olarak yaklaşmaz. Ama deniz suyu artık kirlenmeye başlamıştır. Mazot doludur. Çünkü tekneler, motorlar vızır vızır işlemektedir. Ve suda harili mazot lekelerini görür ve kirlenmeyi işaret eder. Tabii deniz kirleniyor diye bugünkü bakış açımızda değil ama işarettir, bir simgedir. Evet. Hiç kimsenin o da mesela önemsememiş. Yani çok şey güme gidiyor. Yani yazarlarımız, edebiyatçılarımız bunları
işaret etmeye, hatırlatmaya çalışmışlar. Fakat yetkililer, ilgililer ya okumamışlar ya da önemsememişler. Öyle gitmiş. Aslında en şu tabii. Şimdi Boğaziçi tanıyordu. Gidim Gülsel'de Boğaziçi'den bir vapur seferinde bir kahramandan gözünden aktarıyor. Teşebbüt miktar eski değil mi? Ama Aslan Özyalçın'ın bazı öykülerinde bir Boğaziçi akıntıları, şunları bunlar anlatılıyor. Onun da adını anmak gerekiyor. Şeysi olarak böyle bir yanda var. Ama ki, Leyla Erbil'in vapur hikayesi var. Çok önemli. Yani Boğaziçi öyle bir liste çıkarmaya kalksak vallahi ben bir şey kimse kalmaz. Herkesin buradan bu bir epeyce isim mezarlığı haydalır burası. Murat Koç çok liste çıkar. Baktım ki hepsini seçiyorum, bir telefon rehberi. Edebiyatın rehberi gibi yani. O kadar çok şeyler var. Ama tabii ki şeyler de var. Gündelik yaşama dair şeyler de var Boğaz'da, divanda mesela. Diyor ki Haşimi Çelebi, yol oldu Üsküdar'a 1030'da Akdeniz dondu. Gündelik yazılar da var. Behmedet dondu 1030'da soğuktan derya, Neşati'den bu. Tabii bildiğimiz şiirler de var çok güzel ama Kokafes namesini Nami Peyder Bey'e gel, Raregan dinleyelim. Bülbül İstinye'ye gel. İstinye Yahya Kemal'de de geçiyor. Çok şey var hakikaten. Onlar başında. Ama bunun aslında şeysinde, bütün hepsinde divanda çok var tabi. Divan ve şiiri çok var. Vasıf binelim kayıya İstinye koyundan, sağgar çekerek şevk ile kandilli suyundan. Onun için divan şiirini açtığımızda çok var. Ama divan şiiri diyoruz, İyi şairler yazıları var. Fakat çok enteresan, birisi de 40'larda Boğaziçi şiirleri kitap hazırlamış. Hikmet Şinasi Önöm. 40'lar kitabı. Bir bakıyorsunuz ki çok iyi şairler var. Ama bir sürü de şiir denemeyecek müteşairlerden de şiirler var. Ama bu da o zaman satılmış, o zaman ilgi görmüş. Bazı adlar var ki hiç bilmiyoruz yani. Kimdir? Rıfat Bey'in var, şarkı da var. Gittim İstanbul'da gevher sulara, aktı gönlüm Sarıyer'de sulara, bir taraftan hem makbub dinci olara, aktı gönlüm Sarıyer'de anlar. Ne şiir ne bir şey. Böyle bir kitap ama işte Boğaz'da yazdı diye hepsi buraya girmişler. Böyle bir şey yok. Evet. Demin bir şey söyledin. Yani bugün baktığımız vakit yazar da yani çağdaş edebiyatımızın bir seçkincilik meselesi olarak görüp Boğaziçi'nden bahsetmediğini söyledi ama Oktay Rıfat olağanüstü yalı şiirleri yazdı. Yes, doğru. Yani çağdaş edebiyatımızın en önemli şairlerinden biri ve orada hiçbir seçkincilik tavır yok. Yok. Çünkü o yalı dediğimiz şey bugün yükseleşmiş bir şey. Aslında bir yaşam İstanbullular için, gayet. Zaten nüfusu gayet düşük olan İstanbul için. Yani ne Akla Şinasi zengin bir ailenin çocuğu, hiç. Ne Oktay Rıfat ömür boyunca çalışmış. Sonradan bu olmuş tabii. Ama Yahya Kemal Bey güzel yapmış çünkü o da yaşamıştı, orada şey yapmamış. Çok sevdiğim bir şiir okuyalım yalnız. Ne kaldı ruha teselli şarabdan başka, Boğaz'da üç gecelik mahtaptan başka. Cihanda olmadı bir hisse-i verasetimiz, bebek koyunda temaşa-i avdan başka. Bu halka vakfedecek mülkü malimiz yoktur. 5-10 gazelle şu kalbi haravdan başka. Sükûn-u layeta nahiye varmamız yedir. Nedir hayat uzayan ıstıraptan başka? Felekten istemeyiz yeryüzüne varsa huzur, kema semti hamuşanda halkdan başka. Yani birazdan salon boşalacak. Ama bu şiir gerçekten çok güzel.
Peki başkaları da var hikayelerde değil mi? Aşk-ı Memnu'yu andık. Hüseyin Rahmi'nin mürebbiyesi. Hüseyin Rahmi Boğaz'da geçer. Boğaz'da da çok vardır. Yani isimleri sayıyoruz. Aslı isimleri saymanın bir kişisi olmuyor. Eğitimimiz sistemimizde olduğu gibi yani Handan romanı hangi yılda yazılmıştır? Evet. Bilemez, 3. sınıfta kalıyor. Evet. Yani bunların okunması, okutulması, bir şekilde okunması için cazip kılınması gerekiyor. Var işte o yok. Bizim yapabileceğimiz bir şey değil. Hiçbir şey yok. Ama ben sana söyleyeyim mi? Yetiştiriler de, öğretim sisteminde yazanlar da yani bağı koparmamalı lazım. O bağı tazik tutması lazım. Nasıl ilk önce bir gemiciye düğüm atmak gerekiyorsa bunlara da ilk önce bir edebiyat tarihinin öğretilmesi gerekiyor. Ben de onun gibi bakıyorum. Biz tabii Lale Devri'ne falan filan gelmiyoruz. O dönemde İstanbul'un yaşadığından sonra kelleler bittiği, modunlar vurulduğu için acı anların içine girdi. Ama bir adamın da tekrar adı anılmıyor. Bir kitabı çıktı bitirdi. Refik Cevat Ulu'na. Evet. Eski İstanbul yosmaları var. Eski İstanbul kabadayıları. Onları okudum. Çok güzel Boğaz tasvirleri var. Bu açıdan hiç bakmamışım. Çok iyi oldu benim için. Çünkü sen onu anlarsın. Ulu'nay önemli bir yazar aslında. Hiç fena sayılmayacak bir romancı. Köle diye bir romanı var. 30'ların sonunda yazmış, o devrin romanları arasında pırlanta gibi duran bir kitap. Ama eski İstanbul yosmaları falan bu açısından bakmadım. Dili en iyi bilenlerden birisi evet, Ulunay tabii. Çok ilginç bir şeysi var. Ulunay'a da muhafazakar, hatta yobaz, gerici falan diye yaklaşılmış. Mehmet Fuat'ın anlattığı bir anı var. Radyoda o zaman edebiyat programları falan yapılıyor. Bir kapalı oturup birlikte Ulunay Türk şiiri üzerine Ulunay da var kapalı oturumda. Mehmet abi de var. Mehmet Fuat hesaplıyor ki Ulunay yeni şiiri beğenmeyecek. Tabi Ulunay beryansın ediyor. Bu ne iğrenç kepazelik falan. Sonra sıra Mehmet abiye gelince o da Behçet Necatigil'in Solgun Bir Gül Dokununca şiirini okuyor. Ve Ulunay sözünü geri alıyor. Vay bunda bir şey var, bu başka diyor. Sonra biraz sonra çok beğendiğine kadar gidiyor. Yani bu toplum hep çekişme üzerine kurulu. Aslında evet. Bu anekdot müthiş ince geliyor bana. Demek ki Ulunay da Behçet Necatigil'i beğenebiliyor. Beğenebiliyor tabii. Değil mi? Bir yerde buluşulabiliyor. Ama bir dil konuşmasında da şöyle bir şey söylüyor yine aynı Ulunay. Mutlu musunuz diyor, İstanbul diyor. Yani o açıdan bir dişesler. Ama dediğin gibi o kuşak karşısındakine dinler ve yenilgi demeyeyim ama zevk şeysini kabul ederdi. Bu kuşaklarda yok. Yok, kör dövüş. Yani bu kuşaklarda yok. Aslında sen Reşat Ekrem Koçu şeysin. Bak orada da işte Boğaz'da geçen garip vakalar var İstanbul. Evet. Evet. Çok hoş. Sen kitap olarak da, o kitap olarak da. Evet. Sen Eşlik'in tanıdın mı? Tanıdım. Benim hocam. Öyle mi? Yok, biz bir Yaralı Kurt diye bir film benim senaryomda. Cüneyt Arkın oynuyordu. Çok Cüneyt'in en Cüneyt olduğu zaman. Tarabya Oteli ve eski Tarabya Oteli'nde bir kanser derneği yararına bir şey, hayır cemiyeti yararına bir çay ile Cüneyt de davet etmişler. Hanımlar ağırlıklı bir çay. Cüneyt'le birlikte gitmiştik. Beraber gitmiştik. Reşat Ekrem Bey'i de bir yere oturtmuşlar. Artık çok yaşlanmış. Şöyle şu anda. Paltosuyla. Palto var mıydı? Yaz günüydü. Hatırlayamıyorum. Ama şöyle gözlükler falan oradan baktı. O hanımefendiler de hani ben de yolun başında bir edebiyatçı falan. Hani onun yanına oturtmak, yani bir genç yazar falan. Bu kurbağayı istemem, götürün bunu desem. Ben şunu eti istedi yanına, unutamadım. Bu kurbağayı istemem, götürün bunu dedi. Tanıdın mı dedin, hiç anlatmayacaktım ama tanıdım. Ben daha dönüşen tanıdım, evine de giderdim.
Gerçi yazar olarak çok severim. Kitapların artık kapağında yazdım. Özgür Dalyan paltosuna böyle geldi böyle bakar şeyden. Üşüme şeysi geldi, biz de fazla giyiniriz biliyor musunuz? Yaşa artık oraya gidiyor. Geçimdir öyle. Mithat Cemal Bey şeye getirmiştim bizim Namık Kemal gününe. Aksaray Halk Evi'ne. Hırka. Salon yanıyor ama hırka. Üzerinde şeysi, ceketi, paltosu da sırtına atmıştı. Ben de bir yere gittiğimde hırka taşıyorum. Hatta televizyon senatör arkadaşım dedi ki plaja mayoyla geleni gördü ama hırkayla gelen ilk defa sende gördü. Yani o kuşaktan bizim bir şey aldık. Ya peki bir şey söyleyeyim. Sen sevdiğin başka yazarlar mesela Sami Ayver diye bu kadar sıraya koyduk, onu da biraz anlatsak mı? Tabii. Sami Han'ın yani bu, yazar olarak mı, Boğaziçi macerası olarak mı? Boğaziçi macerası. Var tabii. Çünkü köklü bir aile, çok köklü bir aile. Genelde kış ayları da Fatih'te geçiriyorlar ama her yaz, hemen her yaz adayı pek sevmemişler. Yani adayı fazla modern buluyorlar. Hemen her yaz eski Boğaziçi'nde bir yaz evinde kiracı olarak oturuyorlar. Çocukluğundan itibaren yani Sami Ayver'di. Sonra yaşlılığa yol aldığı yıllarda da Boğaziçi'nde çok yaz mevsimleri geçirmiş. Bunlardan birçok kitabında onun da olağanüstü tasvirleri vardır Boğaziçi'ne ilgili. Ama bunlardan bir kitabında kendisinin metafizikle tanışması, metafiziğe erişebilmesi için anlattığı bir anekdot var Boğaziçi'nde geçen. Karşı sahilde, Anadolu yakasında küçük bir kız çocuğu, yani yeni yetme çağında kendisi yaprakların hışırtısından çok mutsuz. Ama yaprakların hışırtısından bir ses, bir lisan, farklı bir lisanı hissedebiliyor. Yaşamak gerektiğini, onlara göğüs gelmek gerektiğini ve bütün içimizdeki sıkıntıların, huzursuzlukların ancak kabullenişle, tevekkülle, Allah'a sığınışla geçebileceğine ait o yaprak hışırtılarıyla ilk defa tasavvufla tanışıyor Sami Ayver'di ve o da Boğaziçi'nde geçiyor. Bana çok hoş gelen bir şey. Yani Boğaziçi'nde geçmesi değil de yaprak hışırtısından bütün bir tasavvufi dünya yaratabilmesi, böceklerin sesi, bilmem, ondan sonra dikkat etmeye başlıyor. Tabii yani her şeyde tabiat dediğiniz gibi, tabiatın her sesinden bir başka lisan çıkarıyor. Bugün belki öyle diyebiliriz ama o zaten tasavvufun kendi içinde olan bir şey. Her şeyin canlı oluşu ve o canlılığın içerisinden bir incelik yakalayabilmek tasavvufun kendi gönül eğitiminin kendi bünyesinde olan bir şey. Şimdi meyve servisi yapabiliriz. Süheyl Ünver İstanbul Boğaziçi ve Çevre Sorunu Sempozyumunda bir yazısı yayınlandı. Boğaziçi meyvelerini ve bunları da şimdi burada sergisi olan Feyhaman Duran'dan nakledi, bilgileri naklediyor. Çok güzel. Geçen yılın Ağustos ayında Çengelköy'de Çakal Tepesi'nde rahmetli büyük babam Mehmet Şevki Efendi muasırı, Hattat Yahya Hilmi Efendi tanıdığım mahdumu Naim Bey ve kerimesi ressam Feyhaman Duran eşi ressam Güzün Duran'ın sahip oldukları köşke biz ziyarette bulunduk. Yahya Hilmi Efendi'nin iki dönümlü 45 çeşit meyve ağacı bulunan bahçesine dolaştık ve sanatkar Güzün Duran ile görüştük. Babasıyla dedesinin odalarını ziyaret ettik. Unutulmamak üzere dolap kapağı içinde daha çok Naim Bey ve eşinin birkaç tane dedesinin kurşun kalem yazıldı anlaşılan şu kayıtlarla ciddi şekilde ilgilendim. Bakın kayıtlar ne? 1339 ekmek ayvası koparıldı, gayet nefis oluyor. Kış akçesi armut koparıldı. Kuyunun başındaki ayva koparıldı. Ağustos'ta üzümler nefis oluyor. Engürü armudu koparıldı kuyu başında. Böyle devam ediyor. Nebatatçı Ekimbaşı Salih Efendi'nin de Kanlıca ile Anadolu Hisarası bir yazı bahçesi var.
Abdülhak Molla'da Hekimbaşı Yalı'nın bahçesinde. O da Tokat'tan 16 çeşit meyve var. Efendim Alemdağ arasında yine meyveler var. Fakat meyvelerinde Abdülhak bazıları meyvenin yerini vermiyor. Neymiş an bazı önemli şeyleri? Tereyağı armudu. Efendim Misk armudu, Mustafa Bey armudu, kış armudu, akçe armudu devam ediyor böyle bütün meyveler. Beykoz'unda cevizi meşhurmuş. Bunu hep hatırladığında okurken şeyi hatırladım. Tanpınar çocuklara şeyi anlatıyor, bir mahrum besteyi anlatıyor bir şeysini. Ya bunlar anlaşılmaz mı diyor, hadi kalkın gidelim diyor ve o zaman Halil Dikmen, ressam ve neyse, şimdiki bu Mimar Sinan Üniversitesi'nin kütüphanesine oraya geliyor, ona Lüküt Beste'yi şeyden dinletiyor. Bunları tabii size veremeyeceğiz. Limon ayvası var da şimdi ekmek ayvası yok maalesef. Osmanlı çileği, o da yok. Ressam Güzin Duran çilek Çengelköy'ü havalesi çok olur. Biz de civarda çileklikten alırdık diyor. Bu devam ediyor. Can erikleri falan filan. Müthiş bir yani Feyhaman Duran'dan aldığı bilgileri ben size Süheyl Ünver'den naklettim. Selim'ciğim bitirelim konuşmayı. Eğer başka şey soracaksa, söylemeyeceksek ve siz de başka şey sormayacaksak bitirelim. Ya bir soralım ben. Buyurun. Pardon. Ben kağıda erdim sen. Sinekli Bakkal'da hatırlamıyorum yalı sahnesi var mıydı? Ama Tatarcık'ta vardır. Yani Tatarcık Boğaziçi köyünde geçer. Boylacık Körfezi mi dedi orada geçer. Sinekli Bakkal'da ilk adı belki de vardır benim hafızama da güvenmeyin. Şeyin konağı vardı yani asıl mekan konaktır. Sinekli Bakkal sokağındaki olabilir. Olabilir. Benim şeyime güvenmeyin. Olabilir. Nur Baba da tabii. En önemli yalı meselesi Nur Baba romanında. Yakup Kadri'nin Nur Baba romanında vardır. Ve Halit Bey'in iki romanı. Sonuncu Kadir. Bu bizim hayatımız. Bu bizim hayatımız. Boğaziçi tasvirleri açısından bence en güzel tasvirleri olan kitaplardan biridir. Bir de Boğaziçi'nin yani Boğaziçi medeniyeti diye bir şey varsa eğer o medeniyetin özellikleri ve batılılaşma sürecinde nasıl öyle batırdık batılı falan gibi bir yaklaşım değil, nasıl o zenginleştirdi, artı bir değer kattı. Ben çok yararlandığım bir romandı. Yani hem çok severek okuduğum bir kitaptı ama kültürel açıdan, bilgisayar açıdan da çok yararlandığım bir romandır. Çok tavsiye ederim. Sonuncu Kadeh Düzüğünü zaten romancının da son romanı isminden de anlaşıldığı gibi. O da geçmişteki bir Boğaziçi'nin 1970-60'lardaki yansıması, geriye dönüşlerle anlatılan bir kitaptır. Bunları söyledik, herhalde meyveler ikram edilecek, bilmiyorum, ağzından düşüyor. Çünkü kar yüzünden mahsur kaldım Adana'da. Bir Adanalı hanım geldi, kuruş yazmış da, dedim ki bir Adana türküsü vardır bahçelerde aşlama, aşlamayı taşlama diye. Aa evet benim size de ertesi günü bir kutu aşlama gönder. Tamam dedik ki onun için kitabını bekliyoruz. Evet ben. Bir soru var. Kısa bir soru. Çok kısa bir şey diyeyim. Şimdi Noel abi bu 2010'da Avrupa Kültür Başkenti'nde bütün sektör yazıldı. Biliyoruz Kadıköy. Ondan sonra şey, Emirgan. Emirgan çok önemli. Madem biz buradayız, mesela Saygın Sabancı ile babası hakkında o kadar riayet edilir ki ve bunlar yazıldı. Ben bunu kitaplarında yazdım. Geçmişten gelen eserlerine Emirgan diye. Beşinci baskı oldu o. Hani bu kitaplar da çok satılıyor. Sert hikayesi olarak. Yani müze ilgilerine bunu ben bir tavsiye ederim. Tamam. Yani mutlaka bir Emirgan apayrı bir müze var. Ama İstanbul başkenti için hatalı, merciğine söyleyeceksin. Nasıl? İstanbul başkenti şeyleri merciğine anlatacaksın bizlere değil tabii. Şimdi bu tavsiyeyi söylüyorum. Şimdi bu mesela Boğaz'dan bahsederken bir Hilik İsmail Paşa'dan, bir Emirgan'daki çeşmeden bunlardan bahsetmemek çok şey olur. Yani bir edebiyatçı bunları yazmış ya. Haklısın canım, sen propagandası yapma. Ve bunlar dergilerde yayınlanıyor. Dergi olarak. Evet. Efendim. Evet. 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 Evet
dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Sorun mu? Hayır, ben bir şey ekleyeceğim. Az önce konuşmaların başında bir Boğaziçi müzesi eksiğinden bahsettiniz. Şimdi şöyle ki, 1983 yılı olması lazım ya da 84. Hemen yakınımızdaki komşumuz Şerifler Yalısı. Şerifler Yalısı'nın kamulaştırılması gerekiyordu ve sahiplerinden satın alındı. Çiftçiler galiba öyle bir ticari gruba gitmiş. Daha önce. 83 herhalde bu uzun bir hikaye. Sonucu 80'li yıllarda bitti gibi. 80'in başında bitti gibi. Ve 80'in başında, 80'li yılların başında satın alındı bu. Satın alındıktan sonra galiba Ahmet Han Arkışlar'ın zamanında da gündemdeydi ama daha öncesinde var. Bu çok uzun bir süreç olmuş. İşte şikayetler olmuş. Zaten harem kısmı yanmış. Selamlık kalmış yalnız. Ve o zaman Muhalla Eyüboğlu, Muhalla Haneder bir süre restorasyonunu üstlenmiş. Sonra o yarım bırakmış. Sonra bir başka heyetle birlikte o tamamlandı. Biz de o zaman ben Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde çalışıyorum ve o Şerifler Yalısı da ne hikmetse o oraya bağlanmış. Gidiyoruz, geliyoruz, işte inşaat yapılıyor ve sonunda orasının bir amacı olması gerektiği karar verildi ve 84 yılına gelindi de oraya yalının eski fotoğraflarıyla birlikte bir Boğaziçi Kültürleri Müzesi yapılma kararı çıktı. Hatta onun içinin tefrişi içinde müzelerden o döneme ait fotoğraflardakine benzeyen objeler getirildi. Eşyalarla döşendi. Halılar getirdik biz. Yani o dönemin şartlarına göre de çok uygun bir yeniden yapılanma gerçekleşti. Hatta hiç unutmuyorum, onun broşürleri bile basıldı. Boğaziçi Kültürleri Müzesi diye öyle de bir isim uygun görülmüş. Öyle bir başlığı da vardı fotoğraflarla. Açılışı sırasında da Mükerrem Taşçıoğlu bakandı. Biz de müthiş heyecanla açılacak artık diye bekliyoruz. Fakat sonra garip bir iş oldu. Orası bir kafe olmak için bir yere verilmesi karar verildi. Biz onun üzerine işte müzelerden gelmiş eşyaları toparlayıp geri aldık. Uzun bir süre orası boş kaldı. Ve o boş kalış hala devam ediyor. Bundan 1-2 sene önce Çekül Vakfı ile başka bir vakfa kiralandı. Tarihi evler ona verildi ve şimdi onlar orada ne yapıyorlar? Metin Sözen dostumla bir iki kere görüştük. İşte halka açık. Tabii ki o yalının bütün içi selamların içinde ve onun çok güzel bir havuzu vardır. Gizlice geçilen bir bölmesi vardır. Sanki dolabın kapağı gibidir. Aslında o kapıdır. Onunla iç kısma geçilir. Yani çok hoşluğu ve günümüze kalmış da kamuya açık da olabilecek tek şanslıydı. Belki hala bir şans var ama böyle bir teşebbüs oldu. Onu bildirmek için anlattım bunları.